İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanlık Konseyi, Kolorada Eyaleti 2020 yılında 24 Nisan'ı Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarını anma günü ilan etti. Paşinyan, soykırım anıtı dizilerine gabertten Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan devletlere bir teşekkür mesajı gönderdi. Buğday Denizleri adlı film. Ermenistan Cumhuriyeti'nde soykırımdan sağ kurtulan 3 kişi yaşamaktadır. Soykırım anıtı dizlerine Gabert'te görkemli anma dakikaları. Japonya'daki Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anıt haçkarı önünde saygı duruşu. Bayanlar ve baylar, devlet ve hükümet başkanları, saygıdeğer dostlar ve sevgili yurttaşlar. 1894-1923 yılları arasında Ermeni halkına karşı işlenen soykırım kurbanlarını anma gününde sadakatiniz ve dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Salgın nedeniyle bu yıl toplu törenler yapılmayacak. Bununla birlikte 2020 yılı dünyanın en büyük güçleri tarafından tanınması dolayısıyla Batı Ermenistan ve kendi devlet hakları için özel bir yıl. Bu yıl Sevr'de imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması'nın 100. yılı. Ki bu Paris banyolarındaki meşhur Beş Antlaşma, Versay Antlaşması, Senjermen Antlaşması, Neuli Antlaşması, Trianon Antlaşması ve son olarak Sev Antlaşması ile sonuçlanıyor. İşte bu yüzden Batı Ermenistan'da dahil olmak üzere Ermeni halkına karşı uygulanan soykırım kurbanlarını anma kararı verdik. Batı Ermenistan'da 100 yıldan daha uzun bir süre önce halkıma karşı en korkunç suç işlendi. Yani sadece yerli Ermeni nüfusunu yok etmekle kalmadı, aynı zamanda onları vatanın varlığı için tüm umutlardan mahrum bıraktı. Soykırım gerçeğini inkar etmekle yetinmeden bu suçlu devlet ve suç ortakları var olmayan bir halka karşı soykırım olmayacağını belirterek konumlarını haklı çıkardılar. Böylece suçu ve konusunu silerek. Bu ulus artık var olmamalı. Bu ulus mevcut değil. Bu ulus hiç var olmadı. Revizyonizm bir etnik grubu insanlık tarihinden silerek tarihinin ikinci aşamasını oluşturan bu suçu tamamlamaktadır. Bununla birlikte tüm uluslararası normların ve halakın aksine Batı Ermenistan'daki milletlerin ilişkisini ihlal eden cellat ödüllendirildi ve Birleşmiş Milletler üyesi oldu. Batı Ermenistan Ermenilerinin yasal haklarına karşı çıkamayız. Zulüm, imha ve soykırımdan sonra sayılar azaldı ve topraklarımız işgal altında kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla insanlığa karşı bu suçu kınayan bir insan hakları savunucusu olarak zaman içinde devam etmesine karşıyım. Yetkililerin eksikliği nedeniyle hakları ihlal edilen bir devleti yeniden kurmak gerekiyordu. İşte bu nedenle bugün bir halk olarak sonsuz varlığımızın bir sembolü olan Batı Ermenistan'ın torunları bu suçun işlendiği bölgede dahil olmak üzere atalarının anısına saygı göstermeye karar verdiler.'' Bu kutsal topraklarda sadece anılarına saygı göstermek değil, aynı zamanda değişmez irademizi göstermek ve bu büyük ailenin bir üyesi olarak statümüzü korumak. Bayanlar ve baylar, 2020 yılının 24 Nisan'ında bu ulusal ve uluslararası anma törenine verebileceğiniz kalite ve büyüklük için size minnettarlık sözlerimi sunmak istiyorum. Sevgili yurttaşlarım, soydaşlarım ve arkadaşlarım, göstermiş olduğunuz kardeşliğinize saygıyla eğiliyorum. Yaşasın özgür uluslar, yaşasın Batı Ermenistan ve yaşasın Ermeni halkı. Teşekkürler. 24 Nisan 2020 Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Colorado Eyalet Valisi Jared Polis 24 Nisan 2020'yi Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanları için bir anma günü ilan etti. Açıklamada özellikle 1915-1923 yılları arasında Ermeni halkına karşı işlenen ilk modern soykırım sırasında Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kasıtlı imhaya maruz bırakıldığı belirtilmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan soykırım anıtı Dizer Gaber tepesinden Ermenilere karşı işlenen, soykırımı tanıyan ve kınayan devletlere teşekkür etti. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Ermenilere karşı işlenen soykırımın dünyanın 30 ülkesi tarafından resmen tanındığını hatırlattı. Başbakan Paşinyan, Ermeni halkı ile dayanışmalarını ifade eden tüm devletlere, uluslararası örgütlere, ruhani ve layık liderlere minnettarız dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanına göre uzun yıllar süren ve devlet kararıyla yürütülen soykırım sonucunda Batı Ermenistan tamamen Ermenilerden boşaltıldı. Bir buçuk milyon yurttaşımız öldürüldü, yüz binlerce Ermeni mülteci oldu ve tarihi ana vatanlarında yaşama hakkından mahrum kaldı. Buğday Denizleri adlı film 1915 soykırımı günlerinde ölen Ermeni şairlerine adanmıştır. Filmin yönetmeni Bogdan Atanasyan'dır. Film ilgili bağlantılarla izlenebilir. Ermenilere uygulanan soykırımdan sonra hayatta kalan 3 kişi Ermenistan Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Devlet Sosyal Güvenlik Servisinden emekli maaş alıyor. Bunlar 1915 doğumlu Ofsanna Mirhanyan, 1908 doğumlu Marie Kriakosyan ve 1914 doğumlu Epraksi Georgian'dır. 2013'te Ermenistan Cumhuriyeti'nde soykırımdan sağ kurtulan 40 vatandaş yaşıyordu. Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 105. yıl dönümü vesilesiyle 23 Nisan günü saat 21'de kiliselerin çanları çaldı ve Yerevan ile bölge merkezlerinin sokak ışıkları 3 dakika boyunca söndürüldü. Vatandaşlara evlerindeki ışıkları söndürmeleri ve pencerelerden cep telefonu ışıklarıyla katılarak sonsuz ateş etrafında birleşmeyi sembolize etmeleri çağrısında bulunuldu. Işıklarla anma dakikası soykırım anıtı dizlerine kapertten Gamu Seyrenyan ve Liana Aleksanyan tarafından seslendirilen Gel Benim Bülbül şarkısıyla sembolik yanıt buldu. Tokyo Uluslararası Hristiyan Üniversitesi bahçesinde 1915 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına küçük bir anma töreni düzenlendi. Etkinliği Japonya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği çalışanları düzenledi. 2015 yılında Ermenilere karşı uygulanan soykırımın 100. yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti'nin Japonya Büyükelçisi Hrant Boğusa'nın girişimiyle dikilen Haçkar Anıt'ın önüne çiçekler konuldu. Bir yanda Ermenice, diğer yanda Japonca taş oymalarla süslü haçkar bir başka özelliğe sahip. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Potorik adlı korodan Ermeni halk şarkısı Zinvori Mor Yelka adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.